Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz dün 24 saatlik VM dağıtmıştık. Sabah direkt yeni videoya başlamak istedim. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi gördüğünüz gibi yemin neredeyse %70'i kadar tüketilmiş durumda. Bu geri kalanı da zaten akşama kadar büyük ihtimalle bitireceklerdir. Şu an hiç yemeyen hayvan yok neredeyse. 4-5 tane var. Şimdi yeme önlerine iteceğim. Gün içerisinde 2-3 defa önüne ittiğimiz takdirde muhtemelen saat 3 gibi, 2 gibi yem tamamen bitecektir. Şunu hemen önlerine itip geliyorum. Şimdi dağların işini hallettik. Şu ineğin sağımını yapacağım. Sağmadan önce bir yemini ayarlayayım. Hayvanın önünde hiçbir şey kalmamış. Şurada zaten online yemi yiyen hayvanlar var. Bunların önünde kalmış. Bunu alacağım. Biraz da süt yemiyle karıştırıp önüne dökeceğim. Olabiliyor yem vereceğime hazırlanıyor. Şimdi sağımı alalım. Bak şimdi hayvan nasıl akıllı. Kapıyı ayarladım. Gör bizim. Bak gitmiyor ileriye. Normalde başkası olsa çoktan kaçmıştı. Kapıyı ters çevirdi diye. Az geri git kızım. Tamam. Giriyor orada da bekliyor. Sağımın bitmesini bekliyor. Altı dakika sürdü sağımı. Yeter bence. Hala biraz geliyor ama. Halledeyim geliyorum. Tamamdır, yıkama işini de hallettik. 5 kilo ya. Sabah akşam 5-5 veriyor. Totalde 10 kilo. Böyle yaparsan günde bir defa sağacağım seni. Ondan sonra meme arasıyla gezeceğim bak. Arttır sütünü. Ya sana bir şey verdiğimiz de yok. 6 litre samanla bir 5 kilo yem yiyorsun da. Şu durumda bile hayvan günde 5 kilo kadar yem yiyor. Samanı falan hesapla. 5 kilo yem 6 liradan 30, 40, 50 lira yesin ya. Günlük 50 lira yiyor. Süt de 15 liraya gidiyor. 75 lira veriyor. Günlük 25 lira kazandırıyor. Ama mesele o değil. Evin sütünü karşılıyor. Bir de maşallah sütü sapsarı. Kamera yine tozlandı. Az müsaade et, ben gideyim, ondan sonra sen devam et. Bu da birkaç güne doğuracak gibi. En fazla bir haftası kaldı. Bugün akşama kadar burada olacağım için bunu da yine köye götürüyorum. Yoksa bozulacak. Şunu bırakıp geliyorum hemen. Sütü teslim ettim. Durmuş hem içim rahat değil dedi. Sabah topladığı yumurtaların hepsini bana verdi. Yaklaşık 20-25 tane. Onları da aldık. Tekrardan çiftliğe gidiyoruz. Araba niye bu kadar kirli diyeceksiniz bak şimdi. Araba iş arabası olduğu için bayağı kirli. Şu çöpleri de dışarıya sağa sola atmak istemiyorum. Böyle buraya atıyorum. Daha sonra toplu bir şekilde atıyorum.
Tozu da camı açtığımız için arazide olduğumuzda sürekli tozlanıyor. Yani temizlesek bile en fazla 2 günlük bir ömrü var temizliğin. Ondan bu tarafına çok karışmıyorum ama genelde temiz yani araba bak. Arkayı yeni temizlemiştim. İş arabası böyle oluyor. Her iki hayvancı birinin iş arabası. Arada bu ağaç da kurudu. Kırık olan ağaçlar ya. Öldü yani. Mısır biçiliyor. Birader aradı. Kepçeyi bir acilen getirmen lazım dedi. Büyük ihtimal tır orada sıkışmış şurada. Mısırı bugün biçecekler. Hayvanlara zaten mısır fileye de girmeye başlayacağız. Biçildiği gibi zaten direkt flak haline gelecek. Şimdi ben kepçeyi alıp oraya gideceğim. Tır oradan bir şekilde artık sıkıştı mı ne olduğunu bilmiyorum ama 2 dakika getir diyorlar. Gidip ona bakacağız. Kepçe çalışmıyor. İyicene baktım şu kaplılarda bir puşluk var. Bir de bu akü niye oksitleniyor? Hatırlarsanız bunu sıfır değiştirmiştik şunun gibiydi. Bir ay olmadı. Bir ay içinde böyle oksitlenmiş. Çok aşırı gevşemiş. Bize acil bir tane şey lazım. Akü lazım. Çok gevşek ya, aşırı gevşek. Baksana direkt çıkıyor da. Umarım çalışır şimdi. Hadi lan beni pişman etme. Bir de uğraşmayayım seninle. Gözünü seveyim. Çalışsız sana bir tane akü alacağım. Hadi lan. Zayıflamış akü. Hadi oğlum. Bir daha. Allah'ına kurban lan. Vallahi var ya. Rabbim sesimi duyuyor resmen ya. Kıt ikmali yapalım. Ne olur ne olmaz dışarıda kalmasın araç. Bunu da tek başına doldurma biraz sıkıntı. Deposu yamuk olduğu için tabanca sürekli hemen atıyor. Direkt attı tabanca. Bir daha deneyeceğim. Oldu oldu olmadı. İşimiz şansa kaldı. Oluyor gibi. Yavaş yavaş veriyorum çünkü. Tamamdır. Oluyor. Bir 25 litre kadar koydum. Şimdi gidelim bakalım ne varmış. Maksimum hızı bu kadar. Aşağı 10-15'le falan gidiyor işte. Muhtemelen karşıya gitmemiz 15 dakikaya bulacak. 1 dakikalık yol 15 dakikada bitecek. Kepçeyi getirdim. Mısır biçilmeye başlamış. Geliyor biçer. Biçer dönerken bak çukura giriyor ya. Ağzı da yere değmek üzere. Biçer girip çıkarken sıkıntı yaşıyor diyor şurayı düzelt diyor. Şu kanalı kapat. En azından rahat girip çıksın. Onu şimdi düzelteceğim. Ben bir saattir çekim yaptığımı sanıyorum, halbuki çekmiyormuş.
Hızlandırma yaparım dedim de olmadı. Bütün boydan boya düzelttim. Şöyle göstereyim en azından. He? Yok yok içmeyeceğim. Şöyle göstereyim. Boydan boya burayı şu bu şekilde düzelttim işte. Şimdi bir tane boru varmış arazinin ortasından, gidip onu alacağız. Tarlanın ortasında direk var. Şimdi şu mısırın samanı hayvanı olur mu diye merak edenler var. Onu da söyleyeyim. Biz daha önce bunu denedik. İnek bunu yemiyor. Kuru mısırı yemiyor. Tüketmiyor. Biz bir 100 balya kadar zamanında aldık, baktık inek yemiyor. Bunu atlık olarak kullandık. Hayvanların atlığı olarak çok güzel bir işe yarıyor ama yem olarak kesinlikle hiçbir işe yaramıyor. Şimdi gidip boruyu alalım. Tarlanın ortasına direk koymuşlar ya. Sulama hortumunu tarlanın tam ortasına koymuşlar. Allah'tan biçer buna denk gelmemiş. Bunu almaya geldim zaten. Şimdi bunu yükledik, çıkardık. Sabah sütü verdiğim yumurta aldım, durmuş emme. Dün oradayken eğer kepçenin bu tarafa yolu düşerse biraz toprak işi var dedi. Toprağın kaldırılıp diğer tarafa dökülecekmiş. Yol üstü uğrarsan iyi olur dedi, eğer bu tarafa yolun düşerse. Şansına tesadüf bugün de işte bu iş çıktı. Şimdi gideceğim oraya, onun toprak işini de bir yandan halledeceğim. Ondan sonra tekrar çiftliğe gideriz. Düvelerin yemini falan yaparız. Bu yol bozuktu bak, giderek bu yolu da düzelttim. Hayrıma bir dua ederler herhalde. Şöyleydi bak yol. Böyle kepçeyi indiriyor. Yol üstü giderken düzeltiyoruz. Durmuş emmi büyük ihtimal cumaya gitmiş. Cuma namazına. Toprak nerede nereye döktü bilmiyorum. Nerede nereye dökülecek onu da bilmiyorum. Adamın namazından da etmek istemiyorum. Bir bakacağım, toprak arka taraftaysa içeri atmaya çalışacağım. Köydeki ablalar hazır gelmişken bizimkini de hallet, hatta neyse verelim diyorlar. Durmuş hem bir cumadaymış. Kepçe yokuşları çıkamıyor. Şimdi onlarınkini halledeceğim. 3-5 yolumuza bakacağız bir yandan. Yürü be kepçe.
Bütçeyi gören çağırıyor. Şimdi şunu da halledeceğim. Bunu da bir ara ücret karşılığında müsait olduğun zaman gel yap dedi köyün öğretmeni. Onu da bir ara hallederiz. Şimdi şu gübreyi de halledeyim. Ondan sonra Durmuş Emmi geldiyse yaparız. Gelmediyse artık onunki de öğretmenin zamanları. Tamamdır. Burayı da hallettik. Ufak bir düzleyeyim çıkacağım. İzlemeye geldi ama tam da işimiz bittikten sonra geldi. Geç kaldı, geri dönüyor evine. Kepçe izleme patatesini yapacaktı, yapamadı. Romork doldu, öyle az gibi duruyor ama aldım. Romorkun ağzına kadar doldurduk. Kaç liraya yaptın diye merak edecekseniz, Durmuş Emmi'ninkini daha yapmadık zaten. Ondan herhangi bir ücret de talep etmeyeceğim. Diğer toprak taşıdığımız ablanınkine 50 yumurta dedim. Parasıyla dedi, dedim para diyorsan 200 lira verirsin. Yumurta diyorsan dedim 50 tane yumurta ayarla bana. 50 yumurta da aşağı yukarı 150 lira yapıyor. Diğer gübre taşıdığımda ona da bir 30 tane yumurta ayarla dedim. Yarın ayarlayacaklar. Daha doğrusu günde 5-10 tane yumurta toplayabiliyorlarmış. Günde artık 5-10 ne varsa gelip alacağım. Birinden 50, birinden 30 olacak şekilde. Durmuş Emmi'yi gidip bir kontrol edeceğim. Bitirmiş mi, bitirmemiş mi diye. Ondan sonra çiftliğe dönecek. Kepçe sürmek de adamı yoruyormuş. Saat tam 12'de köye girdim. Şu anda saat 13.49. Gözüküyor mu ya? Ha, gözükmüyor işte. 13.49 işte. Tam 2 saattir köydeyim. Normalde bir kepçe 1 saatte 1500 lira alıyor şu an burada. 1000 lira, 1500 lira bana. Bana 2000 lira vermeleri gerekiyordu. Benim toplam alacağım orada en fazla 300 lira, 400 liradır. Gazıklandım yani. Da bu şey değildi. İş amaçlı değildi. Gönül hatır işi. Bugün bizim onlara işimiz düşer. Bugün onların bize düşer öyle. Şimdi düvelerin yemini yapacağız. Ama saat 2 şu anda. Bir saat sonra birader yarım saate hatta yemeğe getirecek. Ben gideyim bir dağları kontrol edeyim. Hatta birlikte kontrol edelim. Düvelerin yeminin durumunu falan kontrol edelim. Ona göre saat 2.30-3 gibi de yeme başlarız. Düvelerinkini yaparız, dökeriz. Daha sonra besilerinkini yapar, hazırlarız. Mesaiye son verir, ben evime giderim. Birader zaten burada kalacak. Saat akşam 6-7 gibi dağların önüne döker. Dünkü yaptığım döküm sistemi süperdi. Vitesi takviyeye alıp birinci vitese koyuyordum. Tek hizada 1800 kilo döküyordu. 1600 kilo. Sağ tarafa 1600, sol tarafa 1600. Hayvanları da 6'ya böldüğüm için eşit bir şekilde her iki tarafa da güzel bir şekilde dökebiliyorduk. İçinde de 100-150 kilo kalıyordu. Onu da bu dişi besilere veriyordum. Yani süper ayarlamıştım.
Feyzullah Bey'in 90 günde çekemediği ayarı ben ikinci yemlemede çözdüm. Birine az, birine fazla mevzusu hiç oluşmadı. Şimdi gidip göreceksiniz zaten. Hepsi aynı anda tüketmiştir muhtemelen eşit oranda. Aslan Bey nasıl yatıyor? Görüyor musun nasıl karnı büyütmüş? Aslan Bey! Kızların keyfi yerinde, karınları tok. Bunlar da eğer bugün tüketmezse tüketirler. Saat akşam 6-7 gibi verilecek bunlara. Şu arada toplu olan kısımlar kalmış. Bunun sebebini ben giremiyorlar diyeceğim de yok, girebiliyorlar. Saman kaldığı için yemiyorlar ya. İnek de bitirmiş yemini hemen hemen. Şöyle. Aferin lan. Bari akşam bize bir 5 kilo tam doldur da eve götüreyim. Bunlar da zaten 2 saat sonra dediğim gibi yemekten sonra vereceğim. Bunlar da bitirmiş neredeyse. Sadece saman kalmış, artık geveliyorlar ve bunlar hiç doymak bilmiyor. Şu anda ben bunları besleye çeksem abartsız bir şekilde günde 1,5-2 kilo çok rahat bir şekilde alacaklar. Doymak bilmiyorlar, makine gibiler. Elime şöyle bir 500 tane simental erkek dana düşse var ya, köşeyi döneriz. Şimdi bırakın sırada. Makineleri şöyle bir 10 saniye çalıştıralım, donmasın. Yeter. Atları temiz zaten, çekmek istemiyorum ama çalıştırayım ki zincir yapışıp kırılmasın. Çiftlikte gördüğünüz makinelerin çoğu 12-13 yıllık makineler. Yem karma makinesi, sıyırıcı sistemleri, sağım sistemi, süt tankı vesaire. Yani gördüğünüz her şey neredeyse 12-13 yıllık malzemeler. Traktörlerin birkaçı sadece yeni. Onun dışında demirbaşların çoğu uzun yıllardır bizle birlikte. Hop, bakıyoruz. Sol taraf neredeyse sıfırlamış. Sağ taraf yine seçme işi yapmış. Bitmiş ama saman var içinde bayağı. Sıkıntı yok. Akşam 6'ya kadar muhtemelen bitirirler. Şimdi önlerine bir tur daha yiyeyim. Gelsin yesinler. Aslında bunlara fake de atabiliriz. Fake'den kastım ne? Traktörle içeriye girdim, hepsi yeni yem dökülmüş gibi yeme saldırıyorlar. Ama zaten şöyle bakarsanız, yani sadece saman var. Şöyle alt kısımlarda tane var. Onu da hayvanın önüne şimdi yemi itersek muhtemelen bitirirler. Uzamaya çalışıyor. Johnny, bekle birazdan önüne atacağım. Sen öyle hava bacağını çıkarmaya devam et. Yemi yittim iyicene. Bu tarafta yem zaten yok diye hiçbiri kalkmadı. Demek ki iyi tüketip karınları doymuş. Bu taraftakiler hepsi ayağa kalktı. Tekrardan yemin başına geldiler. Oğlum gel buraya gel. Gel la biraz kavga edek. Sen gel Johnny. Sen ne çirkin bir hayvansın ya. Bak. Çiftliğin en çirkin hayvanı bu. Örgüsü olan. Biri bu. Biri de şu. Bunun ön ayağında geldiğinden beri sıkıntı var. Bakamıyor. İzin verse baksak düzelecek ama izin vermiyor. Hadi yiyin. Karışmayın ben. Hadi.
Ben gidiyorum. Biraz dinleneyim, yemek yiyeyim. Ondan sonra yem işini halledelim. Bugünkü mesaiyi bitirelim. Şimdi kesif yemi bekliyordum. Saat 3 oldu. Kesif yemi hala gelmedi. Aradım. Daha sıradaymış. Akşam muhtemelen 9-10'u bulur gelmezse. Onun için bugün geçici bir rasyon yapacağım. Sadece besi yemi, saman slaş bezelye olacak şekilde. Hatta arpamız da var. Biraz da arpa koyarız. Bu şekilde idareten bir günlük bir kaybımız olacak. Bir günlük geçici bir rasyon ayarlayacağım. Ondan sonra çıkacağım. Düvelerin yemi yok zaten. Önce düveleri ayarlayacağım. Şurayı şimdi bir temizleyeceğim. Daha sonra bunların yemini yapacağım. Besilerin yemini yapacağım. Saat 5-6 gibi de tamamen bitmiş olur tahminimce. Böyle yani şu anki planım. Bakalım ne çıkacak başımıza, ne olacak. Düve yemimiz hazır. Aslında sadece kepeğimizle pamuk tohumu küspemiz yok. Pardon, ayçiçek tohumu küspemiz yok. Pamuk tohumu küspemiz var. Ayçiçek tohumu küspesiyle kepeğin yerine bunu koyacağım. Zaten bunun da yenisi geleceği için bir nevi bunu da bitirmeye çalışacağım. Besilerin yemini o şekilde ayarlayacağım bugünlük. Zaten gece de yenisi gelecek. Onu da bir şekilde yarın sıfırdan bir rasyon ayarlarız. Arpayı da zaten geldi biliyorsunuz. Şuna biraz su katayım, bitireyim. Traktör 26-25F. Çekil lan. Her freni çekiyorum ama durmuyor. Şurada duracak diye umuyorum. Aynen. Ha, gidiyor. Sakin ol oğlum. Durmuyor. Yapacağım oldu. Nasıl gereksiz bir el freni varmış ya. Şaftı çalıştırmayı unuttuk. Gerek de yok. Besilerinkini dün gördünüz değil mi? Ağzına kadar, şu tepeye kadar doluydu. Şu makine normalde 12 metre küplük. Üstteki eklentileri görüyorsunuz. Onları biz sonradan kendimiz ekledik. 14 metre küpe çıkardık. Eskiden süt inekleri için de 3 tona yakın yem yapıyorduk. 3 ton yaptığımız sıralar üstten dökülüyordu. Onun için böyle bir eklenti yaptık. O zamanlar için. Tamam yeter. Bunlara 25 kilo, 30 kilo su yeterli. Tohum hazırlanıyor.
tamamdır. Şimdi besilere geçelim. Şimdi sıra besi yeminde ben net kilolarını söyleyeceğim. 24 saatte bir attığımız net kiloyu söyleyeceğim. İsteyen arkadaşlar oradan not almak istiyorlarsa oradan alırlar. 175 hayvanlık olarak hesaplıyoruz net kiloyu. Yani söylediğim kilodan 175'i bölerek hayvan başı net günlük kaç kilo geliyor onu hesaplayabilirsiniz. Önlük olarak istiyorsanız da 175'e bölüp daha sonra 2'ye böleceksiniz. Sabah akşam 2'ye bölmek için. Önce samana gidelim. 260 kilo saman alacağız. 175 dedim ya, 170 olarak hesaplayacağız. 150 tane brangus var, 20 tane dişi hayvanımız var. 170 hayvan. 260 kilo saman. Hayvan başı 1,5 kiloya denk geliyor. Saman yine sağ olsun ortalığı mahvediyor. 180 oldu. 200 oldu. Hadi be. 200 oldu. Çok tut. 230 oldu. Çok gitti sandım da. Herhalde tam getirmişim ya. 250 kilo oldu tam. 255 tamam, yeterli, sıkıntı yok. Hayvan başı 1 kilo bezelyeden 170 kilo bezelye alacağız. Kantarımız 330 kiloya gelmesi lazım bezelye ile birlikte. Dedim sanırım az önce, yanıldım, 420. 260 kiloya 170 kilo ekleyeceğiz. Şu anda 350. 360. Hadi 400. 390'da kaldı bir 30, 20 kilo kadar eksik var. Bu toleransı olmaz. Bir 20 kilo ekleyeceğim. Bezelye ile birlikte 430 kilo olacak. Şu anda 420. Bir 10 kilo. Hop 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 hop. 35 oldu. 5 kilo. Sıkıntı yok. 500 kilo kadar da mısır sıracı ekleyeceğiz. Hayvan başı 300 kilo. Hayvan başı 3 kilo. Totalde 510 kilo yapıyor. 435'ti. 440 desen. 450, 500, 950 kiloya tamamlayacağız sılajla birlikte. Mısır sılajını da tamamladık. Kesfiyemlere gideceğiz. Arpa dökme geldiği için kepçe her türlü lazım olacak. Kepçeyi mecbur oraya götürüyorum. O zamana kadar da samanla bezelye iyicene parçalanmış olur en azından. Sağlam bir eleman bulsak müsait bir zamanda buraları da temizlesek güzel olur. 1-2 yıl daha önce şuraya bir düzen kazandırırız da şimdilik sıkıntı yok. Mısır da neredeyse yarıya geldi. Köylüler inek getirmeye başlamış. İçine yayıyorlar. Stop etmeseydin lan. Neyse. Çalışmıyor. Aküyü birisi tutması gerekiyor kaplı gevşediği için. Önce kesif yemlerin dökme olanlarını kullanacağız. Daha sonra çuvallıyı dökeceğiz. Çünkü kantar 2000-2500'den sonra uçuyor. Gidiyor. Tartamıyor. En azından dökmelerin oranını ona göre dökeriz. Çuvallar zaten 50 kilo olduğundan belli ne kadar oranını. Şimdi biz en baştan kiloyu söylüyoruz ama bugünkü rasyon eksik. Doğru olmaz. Önce dökme yemleri ekleyeceğiz.
Daha sonra çuvallı olanı ekleyeceğiz. Çünkü kantar 2 tondan sonra kafası karışıyor biliyorsunuz. Önceki videodan görmüşsünüzdür. 2 tondan sonra üst sınırı gösterip göstermiyor göstergeyi, kapatıyor. Ayçiçek tohumu küspemiz ve kepeğimiz kalmadığı için ayçiçek tohumu küspesini pamuk tohumu küspesinin üstüne ekleyeceğim. Yani oymuş gibi hesaplayarak atacağım. Kepeği de ikiye bölüp arpaymış gibi hesaplayacağım. Bu sadece bugüne özgü. Onun için yani bu istisnai bir durum şu anda yemimiz gelmediği için. Devamlı böyle olmayacak. Ha, net rasyon ne diye sorarsanız kepek normalde 1,5 kilo hayvan başı. Pamuk tohumu küspesi 1,2 kilo. Ayçiçek tohumu küspesi 1,3 kilo. Arpa ezmemiz de 4,2 kilo. Arpayı da koydum zaten. 2 tona yakın oldu. Traktörü durdurdum. Çünkü çok fazla karıştı. Bu sefer saman tuz gibi olacak. Şu kesit yemlerin hepsini dökeyim. Çuvalı açması biraz uzun sürecek vesaire. Çok zaman alacağı için durdurdum. Hem dinlene dinlene yavaş yavaş yapacağım yani anlayacağınız. Besi yemini söylemedik. Besi yemi ne kadar olacak? Hemen ona bakalım. Besi yemi 2,5 kilodan hesaplayacağız. 170 çarpı 2,5 o da aynı şeyde ATK ile 400 kilo. Yani 8 çuval. 8 çuval mı yapıyor 400 kilo? Her biri 50 kilodan. Evet 8 çuval yapıyor. Tam da düşündüğüm gibi oldu. 2 tondan sonra makine gitti. Şimdi nasıl hesaplayacağız? Bilmiyorum. Umarım doğru gider. Bugün böyle karavana yapacağız. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir fanteziyle karşı karşıyayım. Çuvalları kaldırıp atmak yerine direkt şöyle buradan açacağım, dökeceğim içine. Şimdi siz de nasıl yaptığımı görmek istersiniz. Onun için telefonu önce bir yere sabitleyeyim. Şu duvarın üstüne mesela. Şimdi son olarak suyu halledelim. Yemimizi dökelim. Lan oğlum. Delirtme beni bak. Bir yandan karıştırsın. Çevirelim.
su geliyor. Çevir babam, çevir, çevirebilirsin. Tertemiz oldu. Kamerayı çevirmem gerekecek. Neyse, bu şekilde idare ederiz. Su için çok erken gibi. Biraz kesip yemin aşağı inmesi lazım. Gerçi kesip yem de ıslansa zaten suya yapışır, şeye, samana yapışır. Bu sefer bayağı güzel yaptık ha. Arada büyük saman yok. Önden karıştırmayı başlattığım için çok zayıf ya. Doldurayım döneyim size. Şimdi 5 dakika suyun gitmesini izlemeyin siz de. Abartsız bir şekilde bayağı bayağı yıkadım yemi. Yeterli bence. Allah Allah Allah. La gelme yeter. Pardon. Şimdi gidelim dökmeye. Paşalar beni kapıda karşılıyor. Ne oldu, acıktınız değil mi? Neredeyse tamamen bitirmişler. Şurada az bir şey, bir 20-30 kilo saman ya vardır ya yoktur, onun da bir önemi yok. Yardım yine tam yem döktüğüm esnada bitecek büyük ihtimal. İnşallah bitmez. Emin olun, makine şu anda çekmekte öyle bir zorlanıyor ki var ya. Sırtında 3 tonla gidemiyor. Şu anda aşağı yukarı sırtında 3 ton var. Göstermiyor zaten, birazdan açılır ama. Şimdi yaklaşık 3 tonlar, 1,5 hatta 1400 dökeceğiz. Sonra 200 kalacak. Bu tarafa geçtiğimizde 1600 falan kalması lazım. Şimdi dün bahsettiğim ayara gelelim. Makineyi tavşana alıyoruz. Vitesimiz 1'de. Şaftımızı çalıştırıyoruz. Çeviremiyor makina. Sabit bir hızda hepsine eşit bir şekilde döküyor. Dediğim gibi var ya, 3. bölümde gelmesi lazımdı, gelmeye başladı. Demek ki ayarımız süper. Sesim ya çok yüksek geliyor ya da çok az geliyor. Bağırarak konuşuyorum onun için.
sıra bekliyor. Bence bir 53 kilo daha döksek iyi olurdu ama sıkıntı yok. Traktör geliyor. Kim demiş yalnız olduğum ya? Nasıl çevirdiğimi de göstereyim size. Hop. Geldiğinde 1200 kalması lazım. Çok az bir kaybımız var arada. Kayıp sayılmaz ya. 50 kilo falan fark etti. Bunlara da 400-400. 200 de düvelere. Çok rahat ya, ayağımı hiç kullanmıyorum. Ömrümüzden bir günü daha yok etmiş olduk. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olun. Hadi bay bay. Hele yap el ağzını. Yap el araba gibi. Ya sürmeden yap, sürmeden o ağzını bir göreyim.